4000 yıldan uzun bir süre boyunca Türk yurdu olan Doğu Türkistan'daki Çin zulmü gün geçtikçe artmaktadır. Bu yayında işgalin ve artan zulmün nedenlerini açıklayacak, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz için bireysel olarak yapabileceğimiz şeyleri anlatacak, Türkiye'nin Doğu Türkistan'a verdiği destekle ilgili bilgiler aktaracağız. Bir, işgalin 1. İşgalin manevi nedenleri 1.828.418 kilometrelik yüz ölçümü olan Doğu Türkistan'ın her bir karış toprağı Türk kanı ile sulanmıştır. Nereye baksanız Türklüğün, İslam'ın izini görürsünüz. Türk İslam dünyasına katkı sağlamış pek çok büyük ilim adamı Doğu Türkistan coğrafyasından çıkmıştır. Tarih boyunca en çok savaştığımız ve defalarca bozguna uğrattığımız milletlerden biri olan Çinliler, Türkiye ve Türklüğe düşmanlık güttükleri için Doğu Türkistan'ı işgal etmiş, medeniyetimize ait tarihi eserleri yıkmaya başlamışlardır. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar, Doğu Türkistan'daki Türk İslam izini asla silemeyecekler. 2. İşgalin maddi nedenleri Doğu Türkistan, sahip olduğu yeraltı ve yerüstü madenleri bakımından oldukça zengin bir bölgedir. Devasa bir enerji kaynağı konumundadır. Petrol, doğalgaz, kömür, bakır ve uranyum başta olmak üzere pek çok doğal kaynağı sahiptir. Çin, enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü Doğu Türkistan coğrafyasından karşılamaktadır. Eğer Doğu Türkistan bağımsız olursa Çin iktisadi yani ekonomik yönden büyük bir çöküş yaşar. Bu nedenle Çin için Doğu Türkistan'ın değeri göz ardı edilemezdir. Doğu Türkistan sadece iktisadi yönden değil, coğrafi olarak da önem taşımaktadır. Dünya haritası incelendiğinde bölgenin izlemsel önemi göze çarpmaktadır. 3. Zulüm. Çin'in Doğu Türkistan'ı işgal etmesiyle birlikte getirdiği zulüm katlanarak artmaya devam etmektedir. Kadınlara tecavüz edilmekte Erkekler en ağır işlerde zorla çalıştırılmaktadır. Çinli askerler kundaktaki bebekleri hedef tahtasına koyarak üzerlerine ateş açmaktadır. Camiler yıkılmakta, ibadet özgürlüğü sağlanmamaktadır. Namaz kılmak, oruç tutmak yasak. Erkeklerin sakal bırakmasına, kadınların uzun kıyafetler giymesine izin verilmiyor. 3 milyondan fazla Müslüman Uygur Türkü yalnızca Türk ve Müslüman oldukları için eğitim kampı altı altında hapishaneden farksız olan toplama kaplarına atılmış durumda. Gece gündüz işkence görüyorlar. Kutlu İslam dininden çıkmaları, kültürlerini terk etmeleri için baskı ve şiddet uygulanıyor. Toplama kaplarına atılmamış olan Doğu Türkistan Türklerinin durumu da hiç iç açıcı değil. Milyonlarcası Çin tarafından tek bir kuruş ödenmeden çalıştırılıyor. Tüm dünyanın gözü önünde soykırım gerçekleşiyor. Bir ulusun maddi ve manevi özgürlüğü elinden alınıyor. Bizim için de karşı yapabileceklerimize gelelim. 4. Yapmamız gerekenler Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yardımcı olmak için bireysel olarak yapabileceğimiz iki ana şey vardır. Zulümü duyurmak ve Çin ürünlerini boykot etmek. Zulüm ulusal gündemimizde olmalı. Soykırım bitene dek zulmü konuşmalı, Doğu Türkistan Türklerinin haklı davasını duyurmalıyız. Toplumsal iletişim ortamındaki hesaplarımızda Doğu Türkistan için paylaşımlar yapmalıyız. Soykırım dünya gündemine taşınmalı. Boykotu da aksatmamalıyız. Lenovo, Oppo, Realme, Huawei, Xiaomi, Alibaba gibi Çin kökenli kuruluşların ürünlerini satın almamalıyız. 5. Türkiye'den Çin'e Doğu Türkistan çağrısı 24 Ocak 2024 tarihinde Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı insanlık hakkı ihlalleri Birleşmiş Milletler'de yürütülen evrensel periyodik inceleme çalışmasında gündeme geldi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 31 devlet düzenlenen toplantıda Çin'e soykırımı ve insanlığa karşı işlediği suçları durdurması için çağrı yaptı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti Devleti, perde arkasından yürüttüğü çalışmalara ek olarak Doğu Türkistan'ı desteklediğini açık bir dille ifade etti. Özetle Çin, Doğu Türkistan'daki Türkleri sindirmek ve özlerinden uzaklaştırmak için büyük bir zulüm uygulamaktadır. Bizim bu zulme karşı yapmamız gerekenler zulmü duyurmak ve Çin ürünlerini boykot etmektir. Kahrolsun Çin, yaşasın özgür Doğu Türkistan.